biz kaza ilk duyduğumuz anda olay yerine giden birkaç kişiden biriyiz. İlk günde ben sadece orada emniyet müdürümüz oradaydı. Arkasından vali ve arkasından canlar. Biz olay yerine varabilmek için aracı bir yaklaşık 1.5 kilometre geride bırakmak zorunda. 1.5 kilometre çamur içerisinde yürüyoruz. Oranın toprağını orada yaşayan vatandaşlarımız da bilir. Tuttuğumuzda yapışıyor. Ne ayakkabımız kaldı, ne çorabımız kaldı. Paçaları sıvayarak tarlanın içinden gitmek zorundayız. Şimdi o saatte de bile çıkmaya bulun. Ayakkabı bunun derdine düşecek. Ayrıca yok kimsenin derdinde. Benden başka gazetecilerin de Ersin abinin kulakları çınlasın. Ersin abinin de ayakkabıları yoktu ayağında. Tarlada kaldı. Şimdi onun derdine mi düşecek? Saat 2.30-3'ten sonra gelip de sağda solda böyle ahkam kesen elleri cebinde vatandaşa talimat vermekle olmuyor. Asıl şovmen o 2.30-3'ten sonra gelenlerindir. Asıl şovmen bizim cenazelerimiz üzerinden, vatandaşlarımız üzerinden prim kazanmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan zihniyettir. Açık ve net bir şekilde. Yaklaşık bir haftadır bu konuyla ilgili konuşuluyor. Demiyor ki neden AK Parti, MHP araştırma önergesini hayır dendi. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Ekrem Yetkili bununla ilgili çok net bir açıklama yaptı. Biz kendi insanlarımızdan bahsediyoruz. Biz bu işin de o geceden beri 6 tane savcı, başsavcının başkanının 6 tane savcı bu konuyu soruşturuyor. Hem idari anlamda soruşturuyor hem hukuki anlamda soruşturma devam ediyor. Verilen, bir gün önce verilen önergede bu konuyla ilgili bu işin 2 aylık tatil sürecinde bir gözlemleyelim. Eğer burada bir aksaklık veya birilerinin bu işi örtbas etmekle ilgili bir şey hisseder isek hemen seçim meclisin açıldığı gün bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlatalım deniyor. Buna rağmen bir gün sonra başka bir siyasi parti tarafından tekrar önerge veriliyor. Niye? Şov yapmak için. Allah rızası için. Samimi olmak lazım. Ben 25 tane insanıma toprağa vermişim. Bunun bedelini, başta Cumhurbaşkanı'nın talimatı var zaten. Bunun bedelini kimin eksikliği varsa, kimin yanlışlığı varsa ödeyecek. Böyle yanmıyor. Bu işin altında kimse siyasi rant devşirmeye kalkmaz. Teşekkür ederim. Başkan. Kardeşim, Allah'a emanet olun. Aklınıza erdiğin yaklaşık.